صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. وقال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، الى اخر الايه، صدق الله العظيم. Değerli müminler, şu anda üzerinde bulunduğumuz ve bakmış olduğumuz yer harp meydanının tam ortasıdır. Allah Resulü ve ashabının canları bağısına İslamiyet'i yayabilmek adına kendilerini burada Allah'a karşılıksız satan ashabın büyük o zaferinin inşallah destanın yazıldığı yerdeyiz. Değerli müminler, bu savaşın başlangıcını bir kişiyle anlatalım inşallah, sonra diğer ziyaretlerimize geçeceğiz. Allah Resulü Mekke'de peygamberlik vahiy olduktan sonra, ilham edildikten sonra biliyorsunuz Mekkeli müşrikler tarafından durdurulmadı. 12 yıl sonra Medine'ye hicret etti ve Medine'de büyük bir rağbet gördü Peygamber Efendimiz. Müslümanların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Müslümanlar akın akın insanlar Müslüman olmaya başladılar. Ve bunun düşünen, bu sıkıntıya maruz kalan müşrikler İslamiyet'in yayılmasını hazmedemeyip Bedir'e doğru hareket ettiler. Allah Resulü ve ashabı Bedir'de müşrikleri yerle bir edip yuvalarına tekrar gönderince bunlar bu sefer iyice hazırlanmaya başladılar. Küçük gördükleri Müslümanlar artık kuvvetlenmiş, güçlenmiş, artık bunları böyle korkutamayız, sessizlemeyiz. Ne yapacağız? Güçlü bir ordu kuracağız dediler. Takriben 3000 kişilik bir orduyla, atıyla, silahıyla Müslümanlardan kat kat üstün olan bir orduyla Mekkeli müşrikler Medine'ye doğru hareket ettiler. Allah Resulü her zaman ve her yerde olduğu gibi ashabını topladı. Dedi ki, savaş yapacağız. Savaşı nasıl yapalım? Ve diyorum ki Medine'nin içerisinde yapalım. Onları şehrin merkezinde karşılayalım. Ashabın ileri gelenlerinden özellikle kanı hızlı akan gençler dediler ki, ya Resulallah, Uhud meydanına gidelim. Uhud dağının eteklerine gidelim. Onlarla orada çarpışa çarpışa ne yapalım? Hakkın şehadetinin şerbetini içelim. Allah Resulü kabul etti ve 1000 kişilik bir orduyla buraya doğru hareket etmeye başladı. Takriben 4-5 kilometre civarında Medine'nin merkezine, yani Mescid-i Nebevi'ye 5 veya 6 kilometre civarında bir mesafe burası. Değerli müminler, Allah Resulü ve ashabı 1000 kişilik bir orduyla çıktı ama 300 kadarı münafıklık yaparak geriye döndü. Çeşitli bahaneler ürettiler. O bahanelere girecek olursak vakit yetmez. Onlar geri döndüler. Allah Resulü ve ashabı takriben 700 kişilik bir orduyla burada kaldılar. Değerli müminler, bunların sayısı 3000, Müslümanların sayısı 700. Bu savaşın kolay olmayacağı bellidir. Ama insanlar şunu bilmelidir ki, hakkının yanında insanların dünyalar kadar malı olsa da toplayamayacak o güce sahip olan Allah'a bir Allah Celle Celaluhu'dur. 700 kişilik bir orduyla ashab ve Resulü buraya geldi. Üzerimizde şu anda oturmuş olduğumuz Okçular Tepesi, yani Hayne'nin tepesi, savaşın en önemli meydanı, en önemli merkezi olan Hayne'nin tepesi. Bütün Uhud meydanını saran ve çerçeveleyen, çevreleyen bir meydandan bahsediyoruz. Allah Resulü savaştan önce buraya 50 tane okçu yerleştirdi. Bu okçular sayesinde bütün savaş meydanını Allah Resulü kontrol altına alacaktı. Allah Resulü savaştan önce onlara adeta geleceği bilirmişçesine şu kelimeleri söyledi. Dedi ki, harp meydanında bizlerin cesetlerini leş kargalarının yediğini görseniz dahi ben emir etmeden, ben emir vermeden yerlerinizi terk etmeyin demişti Allah Resulü. Cesetlerimizi leş kargalarının yediğini görseniz bile yerinizi terk etmeyin. Ben emir vermeden burayı terk etmeyin demişti.
Netice itibariyle savaş başladı değerli müminler. Savaş başlamasıyla Müslümanların galip gelmesi Allah'ın izniyle bir oldu. Çünkü bizim öyle askerlerimiz, öyle yiğitlerimiz var ki Allah'a karşı kendilerini, canlarını, mallarını karşılıksız satmış Allah'ın Resulü'nün ashabları var. Onlar buraya yenmeye, galip olmaya gelmediler ashab. Onlar buraya ölmeye geldiler değerli müminler. Onlar buraya hakkın şehadetinin şerbetini içmeye geldiler. Netice itibariyle savaş kızgın noktasından artık Müslümanların lehine geldi. Müslümanlar galip. Artık müşrikler o 3000 kişilik kuvvetli ordularıyla geri gidiyorlar Mekke'ye doğru. Hani Allah Resulü şu üzerinizde bulunmuş olduğunuz tepedeki Müslümanlara ne dedi? Terk etmeyin dedi değil mi? Savaştan kalan ganimetleri görünce, müşriklerin kaçtığını görünce sahabeler hemen aşağıya indiler. Başlarındaki Abdullah ne kadar bağırsa da yapmayın, etmeyin, bu bizim için felaket olur. Allah'ın Resulü burayı terk etmeyin dese de dinlemediler. Takriben 8 kişi burada kaldı, gerisi olduğu gibi savaş meydanına gitti. O zamanlar daha henüz Müslüman olmayan Halid bin Velid var. Sonradan Müslüman komutanların şahı olacak ama o zaman müşriklerin safında. Daha Müslüman olmamış. Halid bin Velid atlı ordusuyla bir baktı ki tepe boşalmış. Hemen arkadan o kaçanları getirdi, Müslümanları iki ateş arasında bıraktı. Baktı ki Halid bin Velid Müslümanları arkadan kuşatınca o savaştan mağlup olan, korkarak kaçan müşrikler geri döndüler. Sayı 700. Karşıda 3000 kişilik bir ordu, zaten zayıfsın, azsın, silah olarak da zayıfsın. Bu sefer iki ateş arasında kaldı. Bütün stratejiyi bozdular. Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Artık bu saatten sonra savaş farklı bir şekil alacaktı. Artık bu saatten sonra akan gözyaşları dinmeyecekti değerli müminler. Savaşın kızışma noktasına geldiler. Artık Müslümanlar iki ateş arasında. Onlar iki ateş arasında kalmaktan korkmuyorlar. Onlar acaba Allah'ın Resulüne bir şey olur mu ki? Allah'ın Resulüne bir şey yaparlar mı ki diye korkuyorlar. Başka hiçbir şeyden korkmuyorlar. İşte o anda artık her şey başlayacak. Yavaş yavaş yiğitler, ashabın yıldızları yere düşmeye başlayacak. Değerli müminler, başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir ok gündüzüne isabet etmesi neticesinde yüzü yarılacak, dişi kırılacak ve Allah Resulü'nü karşıda görmüş olduğumuz dağın eteklerine çıkaracaklar Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Değerli müminler, savaş çok şiddetli geçecek. Biliyorsunuz ki buraların şahı ve kralı vardır. Şu anda bulunduğumuz noktanın şahı ve kralı Hazreti Hamza radıyallahu anh'tır. Şehitlerin şahı Hazreti Hamza. Hazreti Hamza bu şehit meydanında, şahitlik meydanında savaşırken biliyorsunuz Hazreti Hamza'nın karşısına çıkacak yürekli insanlar yok. Müşriklerde öyle bir yürek yok. Onlar Hazreti Hamza'yı ancak nasıl öldürebilecekler? Onun planını ta Mekke'de yapmışlar. Hint isimli Ebu Cehil'in hanımı olan Hint isimli kadın, sonradan bu da Müslüman olacak. Bir köle tutacak. Kölenin adı hepimizin bildiği üzere Vahşi. Zenci bir köle. Ona diyecek ki eğer Hamza'yı öldürürsen onu tabirhaneyle onlara göre cehenneme gönderirsen sana altınlar alacağım. Seni azat edeceğiz. O zaman kölelik sistemi var biliyorsunuz. Vahşi sadece Hazreti Hamza'mızı öldürmeye gelmişti. Amacı ve gayesi sadece Hamza'yı öldürüp hürriyetine kavuşmak olacaktı. Ki netice itibariyle Hazreti Hamza savaş meydanında çarpışırken Vahşi onu takip ediyor. Boş anını bulduğu zaman Mekke'nin en iyi ok atan, mızrak atan adamı Vahşi mızrağını Hazreti Hamza'ya sallayacak. Değerli müminler, Hazreti Hamza savaşırken Vahşi pusuya yatacak. Vahşi pusuya yatacak lakin Hazreti Hamza bundan habersiz.
Hazreti Hamza'nın baş anını bulduğu an vahşi mızrağını kaldıracak ve Hazreti Hamza'nın kalbine isabet ettirecek. İşte o andan itibaren yer ve gök Hazreti Hamza'nın şehadetine ağlayacak. Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Uhud ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor kahramanına. Müminlere güç veriyor, kafire korku sarıyor, Resulü candan seviyor, Allah'ın aslanı Hamza. Vahşi pusuya yatmıştı, ona yaklaşamamıştı. O şanını bulduğunda mızrağını saplamıştı. Evet değerli müminler, Hazreti Hamza radıyallahu anh Hakk'ın şehadetine kavuşmuştu. Ama savaş Hazreti Hamza'lı değil sadece. Bir tane Hazreti Hamza yoktu yerlerde. Yerlerde Mus'ab bin Umeyr'ler vardı. Sa'd bin Muaz'lar vardı. Yetmez Ebu Harzalar vardı. Enes bin Nadırlar, Abdullah bin Yahşar vardı. Daha yeni evlenmiş, akşamından sabahına savaşa gelmiş Ebu Harzalar yerde yatıyordu değerli müminler. Savaş meydanında ölenlerin sayısı 70, Müslümanlar 70 kayıp vermişler. Şimdi o ölen kayıpları birer birer inceleyelim bakalım. Nasıl ölmüşler? Değerli müminler, Mus'ab bin Umeyr'i biliyoruz değil mi? Mus'ab bin Umeyr yeryüzünde Peygamber aleyhissalatu vesselama benzeyen tek ve yegane kişi. O kadar benziyor ki Mus'ab bin Umeyr Peygamber Efendimiz'e savaş meydanında Mus'ab'ı öldürdüğü zaman, ashabın inci tanesini öldürdüğü zaman dedi ki müşriklerden onu öldüren Muhammed'i öldürdü.